Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an-ı Kerim dışında kalan, yani bu ayettir diye söylediği sözlerinin dışında kalan sözlerine hadis deriz. Ashab-ı kiram bu hadisleri nesiller üzerinde bir emanet olarak bir sonraki nesle taşıdılar. Resulullah bize dedi ki, dediler. Resulullah şöyle yapıyordu aleyhissalatü vesselam, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle gördük, dediler. Şu ayeti şöyle okumuştu, dediler. Sonraki alimler de tuttular, bu duyduklarını not ettiler, yazdılar. Bazı cahil insanlar yanlış anladılar, eksik anladılar. Bazı alimler de harf bile değiştirmeden anlaşılacak şekilde büyük bir titizlikle gayret ettiler. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden tereddütsüz bir şekilde o alimlere ulaşan hadislere sahih hadisler dendi. Diğerlerine de zayıf hadisler dendi. Bazı alimler bu sahih denen hadisleri toplayacak bir çalışma yaptılar. Ülke ülke, yaz kış demeden, yazdı geceydi gündüzdü ayrımı yapmadan gayret ettiler, kitaplar yazdılar. İlk kitabı ya da bu alandaki en büyük çalışmayı Muhammed bin İsmail el-Buhari isimli zat yaptı. Onun kitabına da Sahih-i Buhari dendi ki o isimle meşhur bir kitaptır. Yine onun da talebelerinden biri olan Müslim bin el-Haccac el-Kuşeyri isimli zat, bunlar hep 3. asrın, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki 3. asrın insanlarılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri arasında Müslim bin Haccac el-Kuşeyri büyük bir toplama faaliyetine girişti. 7000'den fazla hadisi şerifi bir kitapta topladı. Hocası Buhari'nin de kitabı aynı şey, aynı rakamlara bali bir hadis toplamıştı. Sonra Müslim diye bildiğimiz, Sahih-i Müslim olarak bildiğimiz o hadisi şerifleri toplayan kitap ortaya çıktı. Hicretin 3. asrından beri bu Sahih-i Müslim isimli kitap ve onun da bir öncesinde olan Sahih-i Buhari büyük alimlerin ders kitabı oldu, ilim kaynağı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize bilginin sağlıklı bir şekilde ulaştığı berrak bir kaynak olarak kabul edildi. Üzerine şerhler yazıldı, büyük çalışmalar yapıldı. Mevcut elimizdeki en güvenli hadis kitaplarının ikincisi Sahih-i Müslim dediğimiz bu kitaptır. İçinde 7000'den fazla hadisi şerif vardır. Bir fıkıh konusu anlayışıyla dizilmiş bir kitaptır. Yani açıp işte namazla ilgili hadisleri içinde bulabiliriz. İçinde açtığımız zaman zekatla ilgili hadisleri bulabiliriz. İşte siyasetle ilgili hadisleri bulabiliriz. Konulara göre dizilmiş bir kitaptır. Bu konuları da müellifi olan Müslim bin Haccac el-Haccac el-Kureyşi rahmetullahi aleyh bu şekilde tasnif etmiştir. Sahih-i Müslim, Kur'an'dan sonra Sahih-i Buhari, Sahih-i Buhari'den sonra da Sahih-i Müslim diye bildiğimiz 3. müminler için en güvenli bilgi kaynağıdır. Bu şekilde 1000 küsur seneden beri inanıyor müminler, amel ediyor. Bu kitaptan elde edilen bilgiler müminler için böyle demişti Resulullah diye sallallahu aleyhi ve sellem güven kaynağı oluşturuyor.
Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.